Herkese merhabalar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 13 Aralık Pazar günü akşam 8 saatlerindeyiz. Orta ve uzun vadeli gümüş analizi videosuna başlıyoruz. Hem ons hem de gram gümüş olarak değerlendireceğiz. Evet, öncelikle aylık grafiğimizi açıyoruz. Aylık grafikte şu günlük notları silelim. Evet, geçen hafta yaptığımız analizlerde demiştik ki arkadaşlar aylık bazda düşüş trendine girdik diye konuşmuştuk. 24,5'lar civarındandı. 24,8'di hatta yanlış hatırlamıyorsam. Şu an için arkadaşlar bir tepki yükselişi var aylık bazda. Ama henüz bir yükseliş trendine geçtik mi dersiniz? Hayır arkadaşlar. 24,4 dolarların altında kaldıkça ben düşüş trendini devam edeceğini düşünüyorum aylık bazdaki seviyelerde. Şöyle bir yükseliş hareketinin Fibonacci'sini aldığımızda burada 25,6'lar bize direnç olarak gözüküyor. Alt noktada 23 dolarlarda destek olarak gözüküyor. Şu an için 23 dolarların üzerinde daha ayı kapatmadık ama üzerinde bulunmamız iyi olarak karşılanabilir. Ama 24,4 altında kaldıkça ben bu hareketi tepki yükselişi olarak görürüm arkadaşlar. Bizim bir de şöyle üstten düşen bir trendimiz vardı. O trendi çizdiğimizde ise bu ayın en yüksek noktasını 25,6, gelecek ay ise kabaca 24,8'lerden geçebileceğini görüyorum. Bu ayda zaten en fazla 24,8-9'ları kadar görmüş olduk arkadaşlar. Evet, şu an için orta bir bölgedeyiz. Yani tepki yükselişlerinin olduğunu görüyoruz. İndikatörler seviyesinde dip noktalara böyle yavaş yavaş yaklaşmaya başladık. Dolayısıyla buralar sanki taban yapmaya çalışıyor. En azından kısa vadede şöyle bir alçalan üçgen formasyonu oluştu. Şurasında direkt varsayabilirsiniz. Şöyle bir görünüm oluşmaya başladı tabii ki. Öncelikle şu üçgenin içerisinden kurtulması lazım ki yükseliş hareketlerinden bahsedebilelim. Şu an için dediğim gibi üst tarafta 24,8'ler direnç, arada da 24,4'ler pivot olarak karşımda çıkıyor. Haftalık baza baktığımızda burada da indikatörler tarafında bir tepki yükselişi gözüküyor. Bu hafta 24,9'ları görse de yine 23,9'lar civarında kapattı. 24 dolar altında kaldıkça ben halen düşüş trendinin devam edebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ancak gelecek hafta için ümit vaat eden bir görüntü var. Özellikle 24,5'ların üzerine çıkabilirse şu düşüş trendini kırıp yukarı doğru gidebileceğini düşünüyorum ben. Şöyle bir iki tane çizgi çekersek bakın şurada şu büyük düşeni kırdı. Bu da 23,6'lardan gözüküyor. 23,7 olsun. Buradan şöyle bir tepki yükselişi yaptı 24,8'lere ama iyi bir bölgede kapatamadı. Ve gelecek hafta bunun takibinde olacağız. Dolayısıyla haftalıkta bir toparlanma söz konusu ama dediğim gibi arkadaşlar net bir şey yok. Sadece bir toparlanma var. Eğer yukarı doğru gideceğini düşünüyorsanız buradan maliyetinizi düşürerek toplayabilirsiniz. Ama üst tarafta dediğim gibi 25 dolarlar düzleme yaparsak burada direnç, alt tarafta da 22,5'lar arkadaşlar bize destek. Bu seviyeler arasında limitleri verebiliriz arkadaşlar sizlere. Bunun dışındaki hareketler daha sert hareketler olacaktır. Açıkçası çok büyük hareketler beklememek gerekiyor kısa vadede. Evet, burası da ayrıca asıl bizim düşüş trendinin, bakın şöyle büyük resmi gösteriyorum size. Bunu geçen hafta da çizmiştim. Demiştim ki bu hafta 25 dolarlar şu trendin devamında burada karşımıza çıkabilir demiştik. Yine çıktı ve gelecek hafta 24,5'lar bize yine önem arz ediyor arkadaşlar. 24,5'ların üzerine çıkmadıkça büyük bir yükseliş hareketinden bahsetmemiz söz konusu değil. O yüzden takip etmenizde yarar var. 24,4 dolar bizim için bu 25 doların kapısını açacak nokta. 25 dolarların kırılmasıyla beraber de 26-27 dolarların kapısını açacak nokta diye ben düşünüyorum. Haftalık bazda kısacası halen düşüş trendindeyiz. Ama gelecek hafta yükseliş trendine geçme ihtimalimiz var. Aylık bazda düşüş trendindeyiz. Tepki yükselişi geldi. 23,5'ların üzerinde kalmamız güzel ama yeterli değil arkadaşlar. Bunu söylüyorum kısacası. Evet, ons aylıkta düşüş trendi 24,4 dolar altında kaldıkça devam
Destek. Burada destek arkadaşlar buraya kadar yükselmiş durumda. 22,5 seviyesinde. Daha altta onu da yazalım hadi. 21,9, 21,7 diyelim ya da direnç 24,4. Üst tarafta da 25 dolarlar var burada. Haftalıkta düşüş trendi devam ediyor. Ancak gelecek hafta yükseliş trendini geçme denemesi gelebilir. 24,4 evet 24,4 civarı oraya bir dönmek istiyorum arkadaşlar. Özür dileyerek hatırlayamadım bir noktayı. Şöyle demek gerekiyor. 24 şuradan 24,4. Evet, şöyle demek lazım arkadaşlar. 24 dolar üzerinde tutunabilirse hedef 24,4 ve 24,9 olur. Destek buradaki destek noktamız 22,5 22 dolar. Direnç 24 24,4 ve 25 dolar diye 24,9 diye yazalım arkadaşlar. Evet, ons tarafını bitirdik. Hem haftalığı hem aylık bazı. Şimdi gram tarafına geçebiliriz. Burada da aylık bazda da arkadaşlar geçen aydan sonra bu aya dikkat. Biz düşüş tarafına geçebiliriz diye konuşmuştuk. Şu an için arkadaşlar 6.15, 6.16'ların altında kapatırsak biz bu ay itibariyle düşüş tarafına geçme potansiyelimiz gözüküyor. Bunu da bu ay sonundaki kapanışa doğru yaklaştıkça gözlemleyebileceğiz. Şu an için şuradan bir destek bulmuş durumda bakın. Şu destek noktası 5.80'lerden geçiyor. Buradan bir destek bulsa da ben yeterli görmüyorum arkadaşlar. 5, 6, 16 üzerinde kapanış yapması gerektiğini düşünüyorum aylık bazdaki harekette. Şöyle bir Fibonacci çektiğimizde de yine geçen haftada yine konuşmuştuk. En azından 6 seviyesinin üzerinde kalmalı ama özellikle 6, 0, pardon 6, 16 üzerinde kapatmazsa ben sıkıntı olabileceğini, aylık bazda düşüş trendinin gelebileceğini konuşmuştuk arkadaşlar. Bunu size söylemek istiyorum ama şu an için kesinleşmiş bir durum yok. Aylık bazdaki durumu biraz daha incelemek gerekiyor. Halen düzeltme içerisinde. Ne düzeltmesi arkadaşlar? Onu söyleyelim. Bakın burası bir yükseliş hareketi. Burası da şöyle daralan üçgen şeklinde bir ya düzeltme kanalı arkadaşlar. Flamanın daralan üçgen formasyonu burada oluşuyor. Henüz bir tarafa doğru evrilmemiş gözüküyor. Burada 5.50 altında kapanışlar olsa zaten çok sert bir düşüş gelecek. Ama üst tarafta da 6.35'ler üzerine çıkamıyor. Gelecek ay burada 6.15'ler üzerine çıkmaya çalışacak ki bu üçgen içerisinden kurtulsun. Yani aylık bazda ortada bir durum var arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Zaten harekete şöyle uzaktan bakarsanız kapanış noktana yatay bir hareketi görüyorsunuz. Şurada da yükseliş hareketini görebiliyorsunuz. Bu hareketin böyle mi böyle mi olacağına dair birkaç haftaya daha ihtiyacımız var. Uzun vadeli göründe ama diğer indikatörlerde zayıflık var arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Evet, haftalık baza geçelim. Haftalık bazda durumu netleştirmiştik daha öncesinde. Yanlış hatırlamıyorsam 6.38 tarafından beri biz düşüş tarafında olduğumuzu size aksettirmiştir. Ve şöyle bir düşüş kanalı içerisindeyiz arkadaşlar. Şöyle bir yükseliş kanalı ve şöyle de şurada bir arkadaşlar bir kanal olduğunu size aksettirmiştik arkadaşlar. Şimdi buradaki duruma bakarsak geçen haftadaki duruma şöyle tam bir iki ortamın çakıştığı noktayı görüyoruz. Eğer siyah ortalama mavi ortalamanın üzerine çıkarsa burada altın kesişme olacak ve yukarı doğru hareketler mümkün olacak. Çünkü arkadaşlar şuradaki Bollinger bandının daralmasını görüyor musunuz? Şöyle çok dar bir kanal içerisine girdi. Bollinger bandının üst tarafı 6.12, alt tarafı 5.593. Buna baktığınızda oldukça dar bir kanal. Hemen üst tarafta 5.20'nin direnç olduğunu size söyleyeyim. Onu unutmadan alt tarafta da 5.95'lerin.
haftalık bazda destek olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi indikatörlere baktığımızda burada yavaş yavaş yukarı doğru bir toparlanma olduğu için ve özellikle gelecek haftada biz o direnci de söyleyelim. Evet, o direnç de arkadaşlar kabaca 6-12'lerden geçiyor. 6-12'ler seviyesini kırılırsa burada hızlı bir yükselişle 6-30 ve 6-50'ler potansiyeli bulunmakta. Ama arkadaşlar şu an için bir tepki yükselişi var. 6.04 üzerinde kapanışlar gelirse gelecek hafta yine o seviyelerden yukarı doğru bir potansiyel gelecektir ama yine karşısına 6.12'ler çıkacaklar arkadaşlar. Şöyle özetleyeyim. Biraz karışık bir durum var. Size anlatması biraz zor olabilir ama şöyle doğru cümleleri kuralım. Burada haftalık bazda halen düşüş trendi var arkadaşlar. Düşüş trendi şu. Şuradan bir tepki yükselişi geldi arkadaşlar bakın. Ama yeterli mi? Ben yeterli olmadığını düşünüyorum. Gelecek haftada 6.05 bölgesini takip edeceğim özellikle. Bu seviyenin üzerinde kalabilirse gelecek hafta zaten yükseliş potansiyelinin sizlere olduğunu olup olmadığını aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Göstergelerde yukarı doğru sanki potansiyelin olduğunu bizlere gösteriyor. Bir toparlanma var. Oldukça dar bir sıkışmış bölge içerisinde gördüğünüz gibi dar bir kanal içerisinde Bollinger daralıyor. Bakın daraldıktan sonra hep sert hareketler gelmiş. Bir benzeri de bakın burada yine inanılmaz daralma var. Dolayısıyla aşağı doğru trendde olduğumuz için acaba yukarı doğru bir patlama olacak mı olmayacak mı? Bunu gelecek hafta sizlerle beraber takip edeceğiz. Ancak şu an için yeterli bir yükseliş yok. Haftalık bazda da düşüş trendindeyiz. Bir toparlanma var. Aylık bazda da 6.16 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder diye söyleyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi özetimizi yapabiliriz. Gram aylıkta düşüş trendinde 6.16 altında kaldıkça destek 5.80, 5.55. Direnç 6.16, 6.35 diyelim. Gram aylıkta bir toparlanma var. Ama yeterli değil. Gelecek hafta yükseliş için dikkatle takip edilmeli. 6.05 önemli pivot nokta diyelim. Destek 5.95, 5.88, direnç 6.05, 6.12, 6.12 de çok önemli bir yer. 6.21 de bir sonraki direncimiz arkadaşlar. Evet, özetlerimizi de yaptığımıza göre son bir sözlü özet yapayım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Şunu kaydediyorum. Aylık bazda arkadaşlar gram tarafında düşüş trendi devam ediyor. Pardon, düşüş trendine girme durumumuz var ama arkadaşlar burada 6.16 altında kaldıkça riskimiz devam ediyor. Aylık bazdaki durum arkadaşlar. Aylık bazda yani tam bir ortadayız arkadaşlar. O yüzden 6.16'nın üzerinde kapatmayacağımızı takip etmenizi size öneriyorum. Haftalık bazda düşüş trendindeyiz ama gelecek hafta toparlanma ihtimalimiz var. Bu seviyede 6.05 olarak ben değerlendiriyorum. Orayı iyi takip etmeniz gerekiyor. Günlük bazda da şöyle bir göz atalım. Günlük bazda da düşüş tarafında olduğumuzu sizlere aktarmıştık arkadaşlar. O da bu şekilde devam ediyor. Evet, şimdi bir de ONS tarafına bakalım. Orada da en son neler demiştik? Onları da aktarıp bitirelim. Evet, aylık bazda düşüş trendindeyiz demiştik arkadaşlar. ONS gramda yani pardon, ONS gümüşte aylık bazda düşüş trendindeyiz. Ama aylıkta gram gümüşte düşüş trendine girmedik henüz arkadaşlar. Bu ayrıma dikkat edin. Haftalık bazda gram gümüşte olduğu gibi burada da düşüş trendindeyiz. Yine burada da bir yukarı doğru toparlanma durumu var. Burada da takip edeceğiniz nokta 24 dolar olarak düşünüyorum ben. Bu gram tarafında neydi? 6.05'ler arkadaşlar. Bu şekilde iki tane kritik noktamız var. Haftaya 24 dolar ve 6.05 TL'yi takip etmenizi öneririm. Hoşça kalın, iyi akşamlar.